tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanağı yok denildi. Demirtaş'ın serbest bırakılması talep edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi skandal bir karara imza attı. IMF'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. Mahkeme, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını görüştü. PKK'nın siyasi ayağının liderliğini yapan Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün kısıtlandığı belirtildi. AİM kararında makul gerekçelerle tutuklandığına işaret edilse de sürecin uzamaması gerektiği vurgulandı. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. AİM'in bugüne kadar biliyorsunuz terör örgütüyle ilgili verdiği birçok kararlar var. Hepsi de aleyhedir. Türkiye 10 bin avro manevi tazminatla 15 bin avro yargılama gideri ödemeye mahkum edildi. Terörü gelip de Türkiye'de dizginleyen hiçbir zaman AİHM olmadı. Terör devam etti. Yine aynı şekilde şu anda terör devam ediyor. Faturasını, bedelini ödeyen Türk halkı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yanıt Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Kararı bir görelim. Kaldı ki bu konuda yargılamayı yapan yargı merci karar verecektir.